Herkese hayırlı günler dilerim. Benim adım Davut. Bir dönem yaşadığım olayları sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu anda başımda bunların hiçbirisi yok. Uzun zamandır da bu durum böyle. Ancak zamanında tüm hayatım metafizik varlıklarla geçiyordu. Hikayemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Benimki iyi başlayıp kötü bitmiş bir hikayedir. Kötü bitmesi benim tamahkarlığımdan kaynaklandı aslında. Her şey 2016'da başladı. Ben o yıla kadar büyük ticaretler yapan bir iş adamıydım. Hayvan yemi üretip satıyordum. İşim gücüm yolundaydı. Zaman içinde bazı ticari sıkıntılara girdim. Bunların bazıları kendi hatalarımdan, bazıları da piyasa şartlarından kaynaklandı. Ama sonucunda ben iflas ettim. İflas ettiğim dönem 20 milyon dolar civarında karşılığı olmayan borcum vardı. Çok büyük batmıştım yani. Bir de icra dairesinde imzaladığım taahhütlerden ötürü hapse girme riskim vardı. O kadar büyük ticaret yaparken bir yıl içinde her şeyimi kaybettim. Şahsi hesaplarıma kadar bloke koyulmuştu bankalar tarafından. Cebimde 20 lirayla gezdiğim zamanlar oldu. Tabi iflas edince çevrenizde bir anda dağılıyor. Her Allah'ın günü kapımı aşındıran insanlar telefonlarıma da çıkmaz olmuşlardı. Para isterim zannediyorlardı galiba. Benim bu bunalım halim 6 ay civarında sürdü. İşlerimi toparlamaya çalışıyordum, ama pek imkan olmadığını da biliyordum açıkçası. Belli bir zaman sonra artık işlerin içinden çıkmaya çalışmaktan vazgeçtim ve yeni bir yol bulmaya karar verdim. Öyle bir durumda zaten yeniden ticarete girme şansım yoktu. Ben de daha kestirme, daha büyük kazançlı bir yol düşünmeye başladım. Çocukluğumdan beri dinler bir ailede büyüdüğüm için ve kendi ilgim de olduğu için bizim boyutumuz dışında varlıklar konusunda bilgi sahibiydim. Bu yüzden öncelikle çocukluğumdan beri tanıdığım bir hocanın yanına gittim. Yanında büyüdüm diyebileceğim çok büyük ilim sahibi biriydi bu kişi. Hatta 7 sene boyunca bizzat Said Nursi'den eğitim almış çocukken. Geçmiş zaman olarak bahsediyorum çünkü geçtiğimiz sene kendisi vefat etti. Neyse ben önce onun yanına gittim ve işlerimdeki bereketin kaybolmasına sebep olan beni iflasa götüren başka şeyler var mı diye sordum. Onun kendine has bakım yöntemleri vardı. Baktı etti ve hasetten bahsetti bana. Dediğine göre haset nazardan ve çoğu zaman büyüden çok daha etkili oluyormuş. Hatta batın alemde haset simsiyah görünen bir varlıkmış. Zaman içinde batın alemin neye benzediğini falan öğrendiğimden az çok biliyordum bu meseleleri. O alemde bu dünyada yaşayan herkesin ve her olgunun görünebilir bir şekli var. Örneğin hastalıkların, duyguların falan hepsi şekle bürünmüş olarak görünüyor o alemde. Hocalar falan da o aleme girerek kendisinden yardım isteyen kişinin derdini görürler ve yine o alemde yaptıkları işlerle tedavi yaparlar. Kısaca sistem böyledir. Hoca benim başıma musallat olan haset belasını temizledi ama benim iflas ettiğim gerçeği hala karşımda durmaktaydı. Ne çalışacak takatim ne de borçlarımı ödeyecek imkanım vardı. Ben de kendisinden bu işin bir kestirme yolunu öğrenmek istedim ama bana o konuda bilgi vermedi. Ben böyle düzenli okuyacağım bir zikir öğretmesini ve bu sayede kısa yoldan yüklüce bir para bulup borçlarımı ödemeyi istiyordum. Ama o bu işe sıcak bakmadı. Bu meseleler öyle canın istedikçe zikir çekip para kazanacağım meseleler değildir. Kendini mahvedersin, uğraşma. Git çalış, rızkını Allah verir deyip yolladı beni. Ama dediğim gibi benim psikolojim öyle bozuktu ki kendimde çalışacak güç falan bulamıyordum. Çocukluğumdan beri tanıdığım ve ilmine güvendiğim hocayı dinlemek istedim o gün. Evet, o bana istediğim şeyi öğretmedi ama ben de pekala bulabilirdim. İnternetten bu konularda her bilgiyi bulabileceğim bir kitap sipariş ettim. Bayağı kalın ciltlerden oluşan bir kitaptı. Es-Seyyid Süleyman el-Hüseyin hazretlerinin yazdığı Kenzül Havas adlı kitabı sipariş ettim. Oradan aradığım şeyi bulabileceğimi biliyordum. Açıkçası ben de hocaya katılıyordum. Bu tür işlerin ancak ilim sahibi birinin refakatiyle yapılması gerektiğinden de haberdardım. Ancak öyle bir ruh hali içindeydim ki her türlü riski de göz almış haldeydim. Kitaplar geldikten sonra aldım elime ve incelemeye başladım. Borçların ödenmesi, zenginlik, para bulmak konularında onlarca uygulamadan bahsediyordu kitapta. Önce iki hafta falan kitapları inceleyip benim derdime derman olacak terkipleri listeledim. Kağıtlara not aldım. Sonrasında hangilerinin kısa süreceğini ve benim derdime çare olacağını düşündüm. Tabii bir de o okumalar sonrasında neler yaşayacağımı da anlatıyordu kitapta. Haliyle hepsine de cesaret edemiyordum yani. O yüzden karar verip başlamam iki haftayı buldu. Verilen bilgilerin hepsinin sonlarında şöyle bir uyarı vardı: Eğer bunu uygulayıp da sonuca ulaşamazsanız sizde bir hata vardır. Zira bu terkiplerin tamamı tercüme edilmiş ve sıhhati ispatlanmıştır. O yüzden itikadımı düzgün tutup okumam gerekiyordu. Nihayetinde birisine karar verdim. Karar verdiğim terkip 17 günlük bir uygulamaydı. Şimdi çok detaylarını yazmayacağım buraya. Ama kısaca şöyleydi. 17 gün boyunca kitapta belirtilen ayetleri ve zikirleri tarif edildiği şekilde okuyacaktım. 17. gün yine sabah namazı vaktinde okumaları yaptıktan sonra şehrin çıkışına doğru yürümeye başlayacaktım. Yerleşim yeri bittikten sonra ben yürürken karşıma çok güzel yüzlü bir genç çıkacak ve bana iç altın dolu bir kese verecekti. Bahsedildiğine göre bu genç cin taifesindenmiş ve vereceği kese de bin tane altın olurmuş. Aslında benim borcumu bin tane altın ödemiyordu ama bu yöntem hem kısa sürüyordu hem de gündüz gözü açık alanda oluyordu her şey bir de güzel yüzlü bir genç çıkacaktı karşıma. O sebeple daha az korkutucu geldi bana ve ben uygulamaya hemen ilk sabah namazıyla başladım. Okuma sürecinde hiç farklı bir durum yaşamadım. 17. gününde doldurduğumda çıktım evden ve şehrin çıkış tarafına doğru yürüdüm. Tüm evler bittikten sonra da tarif edilen zikri okuyarak yürümeye devam ettim. Ama karşıma hiçbir şey çıkmadı. Hiç anormal bir durum da yoktu. Hatta yerlere sağa sola bakarak yürüdüm belki altın kesesini görürüm diye. Ama olmadı. Biraz hayal kırıklığıyla eve döndüm ama umudum da kırılmamıştı. Bir şeyi yanlış yaptığımı düşünerek ertesi gün sıfırdan başlamaya niyetlendim. Bütün terkibi 17 gün boyunca baştan tekrar ettim ama bu sefer her şey farklı oldu. 17. gün gözlerim kapalı halde seccademin üstünde okumalarımı yaparken önümde o bahsedilen güzel yüzlü genç belirdi. Gerçekten o kadar güzel bir yüzü vardı ki baktıkça bakası geliyordu insanın. Cin hep ürkütücü görüntüler gelir insanın aklına. Ama bu genç o kadar güzeldi ki değil korkmak insanın gözünü dahi kırpası gelmiyordu. Ama gencin etrafında şehrin başka bir çıkış noktası göründüğünü fark ettim. Gözümün önündeki görüntü şehrin güney tarafındaki çıkışına benziyordu. Orada dank etti kafam. Ben önceki seferde sanırım okuma sayılarını tutturamamıştım ve üstelik yanlış yöne gitmiştim. İkinci seferde her şeyi doğru okudum ve gitmem gereken yönün de kıbleye doğru olduğunu anladım o gün. Okumam bitince hemen evden çıktım ve yürümeye başladım. Bu sefer mesafe uzaktı ama arabaya binmek istemedim. Yine belki yanlış yaparım diye yürümeye karar verdim. Tam iki saatten fazla yürüdüm ve o genci uzaktan görüp tanıdım. Ben ona yaklaştıkça o benden uzaklaşıyordu. Nihayet onu uzaktan ilk gördüğüm noktaya vardığımda yerde duran keseyi gördüm. Bildiğiniz meşinden kahverengi büyükçe bir torbaydı. Ağzını araladım ve altınları gördüm. Üzerinde herhangi bir işaret bulunmayan, biraz kötü kesimli altınlar vardı. Kötü kesimli dediğim tam yuvarlak gibi değildi. Belki de özellikle öyle yapılmıştı, bilmiyorum. Ben altınları görüp kafamı kaldırınca o genç uzaktan bana Esselamun Aleyküm dedi ve gözden kayboldu. Ben tabii neşe içinde eve kadar yürüdüm. Öyle mutluydum ki dönüş yolu çok daha kısa gibi göründü bana. Evet o altın miktarı benim borcumu bitirmeme yetmiyordu. Artık bir yöntem bulmuştum. O gün ben bu altınları doğru yorumlayamadım. O kesedeki bin tane altını sermaye yapıp çalışmalı ve borçlarımı ödemeliymişim. Ama ben olayı çok yanlış yerlere götürdüm. İhtiyacım olan bütün parayı bu yollardan elde edip borcumun tamamını hemen kapatıp rahat ermek istiyordum. Artık borçlarımı bu şekilde bitirmeye karar vermiştim. İlk aldığım altınları hemen tanıdık bir kuyumcuya götürüp nakde çevirdim. Tüm alacaklılara, icra dosyalarına falan parça parça para yatırıp gelen acizlerden ötürü zaman kazandım. Ayrıca ciddi miktarlarda da borç ödemiş oldum. O işlemleri bitirince hemen eve gidip tekrar 17 günlük bir okumaya başladım. Yine 17. günde aynı genci gördüm. Ama bu sefer bana çok öfkeli bakıyordu. Yine aynı yerde duruyordu. Ben yürüyerek gittim şehrin çıkışına. Keseyi aldım yerden. Ama bu sefer genç fazla uzaklaşmadı. Bana aşırı öfkeli bir şekilde bakıyordu. Ciddi ciddi çok korkmuştum o bakışlardan o anda. Yanlış yaptığımı anladım. Aynı terkibi tekrar uygulamak ve aynı kişiyi tekrar yardıma çağırmak doğru olmadı o gün. Zaten o genç bu sefer selam falan vermeden uzaklaştı. Keseyi açıp baktığımda içinde altın değil gümüş olduğunu gördüm. 17 gün boşa gitti diye söylendim kendi kendime. Çünkü o kadar gümüş benim borcumun yanında hiçbir şey ifade etmiyordu. Yaptığımın yanlış olduğunu anlayınca ben de fakir bir mahalleye gidip muhtarını buldum. Ve kesedeki gümüşleri fakirlere dağıtması için ona verdim. Kendisini eskiden beri tanıdığım için bir tekine bile dokunmayacağından ve paranın ihtiyaç sahiplerine gideceğinden emindim. Böylece belki hatamı hafifletirim diye düşündüm o gün. Sonrasında eve dönüp eski notlarımı karıştırmaya başladım. Bu sefer biraz da tecrübeli olduğumdan ötürü cesaret geldi bana. Kitaptan okuyup not aldığım bir sayfayı aldım elime ve defalarca okuyup yöntemi ezberlemeye koyuldum. Orada farklı bir durum vardı. Bu sefer çok daha büyük bir şey hedefledim kendi kendime. Yine düzenli olarak okunacak ayetler ve bazı zikirler vardı. Ama bu sefer 40 gün sürecekti. Ve neredeyse günlük 5 saat sürecek bir okuma vardı. Okumaların son gecesinde Ebu Yusuf isimli bir cin gelecekmiş. Bu Ebu Yusuf bir cin kabilesinin reisiymiş. Ve takriben 700 yaşlarındaymış. Kitaptan anlatıldığına göre vücudu tamamen kıllarla kaplı, ürkütücü görünümlü bir varlıkmış. Yanında iki kişiyle gelir davet edenin karşısında diz çökerler ve selam verip ne istediğini sorarlarmış ve Allah izin verdiği müddetçe de isteğin neyse yerine getirilermiş. ama bu tek seferlik olurmuş yani Hüddam gibi sürekli yanında bulunup yardımcı olacak biri değilmiş ben de bunu yapıp yüklü bir miktar para istemeye karar verdim onların aleminde altın ve gümüş dışında para olmadığından tüm borcumu altın cinsinden hesapladım yalan olmasın üstüne bayağı yüklü miktarda da hesap yaptım eğer girdiğim yol başarıya ulaşırsa borcumu ödemekle kalmayıp eskisinden çok daha zengin olacaktım. İlk hatam da bu tamahkarlık oldu işte sanırım. Bir de hata yapmışım ki onu sonradan fark ettim. Zira benim terkibim bittiğinde karşıma kitapta bahsedilen Ebu Yusuf çıkmadı. Başka birisi geldi. Neyse ben baştan anlatayım. Okumaya başladım hemen aynı gün. Her gece yatsı namazından sonra okunması gerekiyordu. Ben de namazı kılıp oturdum ve okumaları yaptım. Gerçekten çok yorucu bir işti. 22. güne kadar değişik bir şey yaşamadım. Sadece okumaya devam ettim. O kadar odaklanmıştım ki geri dönmeyi falan hiç düşünmedim. 22. gün okumayı yaparken gözümde bir pencere açıldı ve garip yaratıklar görmeye başladım. Hayal gibiydi ama aynı zamanda da gerçek gibiydi her şey. İlk gün bana çok kötü kötü bakan yaşlı bir kadın gördüm. Kadını affedersiniz katır gibi yük arabasına bağlamışlardı. O da sırtında arabayla dik dik bana bakıyordu. Kadından çok korktum ama ona bakarak okumaya devam ettim. Çünkü okuma yapılırken karşılaşılan varlıklardan korkup sinmemek, doğrudan gözlerine bakmak gerekiyormuş. Vücudumdaki en küçük tüyler dahi diken diken oluyordu korkudan ama geri adım atamıyordum. Nihayetinde o yaşlı kadın gözden kaybolup gitti.'' Ben ara ara yerden kesildiğimi falan da hissediyordum ama gözlerimi açmam kesinlikle yasak olduğundan çevreme bakmıyordum. Ertesi gün yine okuma sırasında farklı farklı yaratıklar çıktı karşıma. Çok farklı renklerde, farklı suretlerde yaratıklar görüyordum. Bunları görürken yaşadığım korkuyu inanın bana tahmin dahi edemezsiniz. Kimisi güzel bakıyordu bana, kimisi de öldürecek gibi bakıyordu. Öyle film gibi değildi, hiçbirisi bana saldırmıyordu sadece bakıyorlardı. Sonuçta onların tarafına geçiyordum ve varlığımı yadırgıyorlar ve bana bakıyorlardı. Zaten bu terkipler, okumalar bir kapıyı çalmak gibidir. Siz düzenli okudukça her gün o kapıya gider çalarsınız. Bir müddet sonra da kapı açılır. Girdiğinizde de herkes sizi dosya karşılamaz. Başka bir gün de yaklaşık 20 santim boylarında karaltılarla çevrildi etrafım. Kara çarşaflı minik de adeta ve hep birlikte karşıma dikilmiş beni dinliyorlardı. Ben yüksekçe bir yerden sanki onlara sesleniyordum. Milyonlarcası karşımdaydı. Bambaşka bir şehirdeydim. O günde yine korktum ama vazgeçmedim ve devam ettim. Şimdi her günü burada anlatıp uzatmayacağım. Ama 22. günden sonra her gün başka alemlere girdim çıktım. Çeşit çeşit yaratıklar gördüm. Kimisi bambaşka şekillerdeydi. Her defasında hiç tarif edilmeyecek derecede korkular yaşadım. Ama en nihayetinde 40. güne ulaştım. 40. günün kendine has bazı ritüelleri vardı. Onları da yaptım ve okumaya oturdum. 40. günün okumasını bitirip kitapta bahsedilen duayı da yaptığımda altımdaki zeminin titremeye başladığını hissettim. Önce deprem oluyor zannettim ve odadaki eşyalara falan baktım ama hiçbir şey sallanmıyordu. Sonra korku bastı. Göğsüm sıkışmaya, gözlerim kararmaya başladı. Deli gibi korkmaya başladım ama artık geri dönüşte yoktu. Kıbleye dönük oturuyordum. Odanın köşesinde bir yarık açıldı. Manevi bir yarık. Yani duvar falan yerinde duruyordu. Ben kalkıp kaçmak istedim ama dizlerimde derman yoktu. Olduğum yere çivilenmiş gibiydim. Derken önümde belirdi o mahluk. Karşıma geçti. Benim gibi diz çöktü. Ardından yine ona benzeyen iki mahluk daha geldi. Onların da birisi sağına, ötekisi soluna diz çöktü oturdu. Üçü de karşımda oturuyorlardı. Ben o anda kalp krizi falan geçirip öleceğimden emin gibiydim. Karşımda alabildiğine korkunç üç mahlukat vardı. Önden girip tam karşıma oturan konuştu. Gerçekten de kitapta bahsedildiği gibi vücudu kıllarla kaplıydı. Şimdi düşünüyorum da o gün nasıl kalbim kaldırmış bu görüntüyü bilmiyorum. Selam verdi bana. Bizi sen çağırdın. Söyle derdini dedi. Konuştukları dili anlamıyordum ama dediklerini anlıyordum her nasılsa. Zaten kitapta bu konudan da bahsediliyordu. Dil ne olursa olsun konuşulabileceğinden bahsediliyordu. Benim kendimi toplamam biraz zaman aldı açıkçası. Dilim tutuldu adeta. Selam verdim ve ardından Hoş geldin Ebu Yusuf dedim. Mahluk cevap verdi. Ebu Yusuf babamdır. Bana Ebul Hasan denir. Kitapta bahsedilen kişi gelmeyince bir an tereddütte kaldım. Acaba yanlış bir şey mi yaptım da kendisi gelmedi diye korktum. Ama sonra o devam etti anlatmaya. Babası ölmüş, kabilenin yeni reisi de oymuş. Benim kafama çok sonradan dank etti mesele. Bu cinler ortalama 1000 ila 1500 yıl civarı yaşarlar ve benim okuduğum kitapta Ebu Yusuf'un 700 yaşlarında olduğu yazılıydı. Kitap yazılalı da yaklaşık 700 yıl falan olmuştu. Yani Ebu Yusuf'un hayatta olma ihtimali çok düşüktü. Zira oğlu geldi karşıma. O da kitaptaki tarife uyuyordu. Ama sağında ve solunda oturanların şekilleri biraz daha farklıydı. Kılları daha az, renkleri daha açıktı. Ben zor da olsa kekeleye kekeleye meramımı anlattım. Bir ton altın istedim kendilerinden. Aslında bu rakam ihtiyacımın çok üstündeydi. Ama aç gözlülük işte. Tamam dediler ve selam verip çıktılar. Her şey bir anda normale döndü. Ben daha ne olduğunu anlayamadan çekip gittiler. Gözden kayboldular. Nasıl kaybolduklarını da tam tarif edemiyorum. Çünkü hem gelirlerken hem de giderlerken bir anlığına gözlerim kararmıştı orada. Bir şekilde altınları bana vereceklerini düşünüp beklemeye karar verdim. Biraz kendime gelince Ebul Hasan'ın oturduğu yerde mavimsi renkte bir taş gördüm. Bıldırcın yumurtasından biraz küçük yumurta şeklinde ama tam tepesinde bir milim kadar oyuk olan bir taştı. Ben yine anlam veremedim ama aldım taşı. İyice dinlenip sakinleştikten sonra gidip yattım. Rüyamda o ilk başlarda gördüğüm genci gördüm. Yine güzel bakıyordu bana. Elimde de o mavimsi taşı tutuyordum. Genç bana o elinde tuttuğun altından daha değerlidir. Kaybetme dedi ve sonra kayboldu. Sonrasında Ebul Hasan'ın yanına oturanlardan birisi belirdi. O taş isteğinin karşılığıdır. Dilersen o taşı verip istediğin altın alırsın. Dilersen altından vazgeçer taşı elinde tutarsın. Hem dünya hem ahirette dostluğumuzu kazanırsın dedi. Ben borçlarım var altına ihtiyacım var deyince hiddetlendi. Ve tamam o zaman o taşı toprağa göm sonra da geri al gömdüğün yerden deyip kayboldu. Ben bir sıçrayışla uyandım ve odanın içinde baya baya rüzgar esiyordu. Sert bir rüzgardı, öyle yanlış anlaşılacak bir şey değil. Evin her yerini gezdim ama tüm pencereler kapalıydı. Zaten sabah oluyordu. Sabah namazını kılıp çıktım evden. İcralık fabrikama gidip kazma kürek aldım ve kırlık bir alana gittim. Göz kararı yarım metre kadar toprağa kazdım ve besmeleyle taşı kazdığım yere koyup üstünü toprakla örttüm. Biraz soluklandıktan sonra taşı almak için geri kazdım toprağı, Ama taş yerinde yoktu. Onun yerine kenarları yaklaşık 70-80 santim civarı bir sandık buldum. Sandığı açınca heyecandan bayılacak gibi oldum. Çünkü ağzına kadar altınla doluydu. O ilk seferinde aldığım yazısız mühürsüz altınlardan vardı. Zevkten neşeyle deliye döndüm o anda. Sandığı alıp çıkarma şansım yoktu ağırlığından ötürü. Ama orada geri bırakamazdım ki gidip birilerinden yardım alayım. Arabamı mahvetmek pahasına da olsa o bir ton altını o anda almaya karar verdim. Bagajı açtım ve altınları avuç avuç doldurmaya başladım. Tamamını arabanın bagajına yüklemem öğleyi buldu o gün. Sonra zor da olsa eve kadar vardım. Altınlardan bir ufak torba alıp tekrar kuyumcu arkadaşıma gittim ve bozdurdum. Biraz daha borç ödemesi yaptım. Kuyumcu arkadaşımdan da bir ton altını bozdurmak için fikir istedim. İstanbul'dan yasal bir alıcı çağırabileceğini söyledi. Az bir fiyat farkıyla gelip benden alabilirlermiş. Onlar da rafineri sahibiymiş zaten. Tamam dedim anlaştık. Sonraki hafta geleceklerdi altınları almaya. Ben bu bir haftalık süreçte arabayı gözümün önünden ayırmadım. Evin bahçesine soktum ve tüm altınları yavaş yavaş sağlam bez torbalara aktardım. Ama geceleri de arabada yattım çalınmasınlar diye. Gündüzleri de avukatım alacaklılarla görüşüp pazarlıkları yaptı. Tüm borcu peşin ödeyeceğimden ötürü anlaşmak kolay oldu. Neyse buraları biraz daha kısa keseyim. Altınları satıp tüm borçlarımı kapattım ve elimde çok yüklü miktarda sermaye kaldı. Tekrar iş hayatına dönmeye karar verdim. Ama bu kez eski sektörüme girmedim. İşi bilen bir ortak bulup tekstil sektörüne girdim. Her şey rast gitmişti hayatımda ama o tekrar geldi.'' O gece Ebul Hasan'ın yanında oturan, rüyama girip taşı gömmemi söyleyen mahluk. Dediğim gibi bir gece rüyama girdi. İşlediği bir günahtan ötürü kabilesinden kovulduğunu ve yalnız kaldığını söyledi. Benden yardım istedi. Ben ne yapabilirim ki deyince arkadaş olmak istediğini söyledi. Tamamen yalnızmış. Dediğine göre onların kabilesinin en güçlülerindenmiş. Ve onların kovduğu birine başkası da korkudan kucak açamamış. Kendi aleminde kimse selamını almaz olmuş. Olmaz, ben insanım. Eşim, dostum, çoluk çocuğum var. Seninle nasıl arkadaşlık ederim dedim. Ben öyle deyince yine o iddetli bakışıyla baktı bana. Ben o korkuyla yataktan sıçradım. Uyanmamla karşımda yine onu gördüm. Odanın kapısında dikiliyordu. Biz verdiğimizi fazlasıyla almasını da biliriz deyip yok oldu. Sonrası öncekinden çok daha fena oldu. O kadar büyük fabrikam Bankadaki onca param nasıl yok oldu anlayamadım. Başıma bir uğursuzluk çöktü ki sormayın. Önce karım kanser oldu. Onun tedavisiyle uğraşırken işten uzaklaşmaya başladım. Karımın hastalığı ileri evredeydi. Ve daha onu yeni öğrenmişken çocuğumun da kanser olduğunu öğrendik. O da ileri evredeydi. Ve çok kısa süre içinde ikisini de kaybettim. Büyük bir ihracat işim vardı. Giden mallarımın tamamı karşı ülkeden ret aldı ve geri döndü. Ürünlerin tamamı o ülkenin ölçüleriyle olduğundan elimde kaldı. Türkiye'de satamadım. Üstüne devletten çok yüklü bir miktar para cezası yedim. Ortam sermayesini alıp şirketten ayrılmak istedi ve gitti. Muhasebecimin bir yolsuzluğu sebebiyle hem para kaybettim hem de vergi cezası yedim. Fabrikamda üst üste iş kazaları oldu ve yüklü tazminatlar ödedim. Bu ve bunun gibi şeylerin hepsi toplam 3 ay içinde oldu öyle üst üste geldi ki ne engelleyebildim ne de mücadele edebildim. Her şey gözümün önünde erip yok oldu gitti. Aklıma fazlasıyla almasını da biliriz. Tehdidi geldi sıkça ama elimden bir şey gelmiyordu. Gerçekten de fazlasıyla çıktı elimden her şey. Günün sonunda hiç borcum yoktu ama sırtımdaki ceketimden başka bir malım da kalmamıştı. İnanın bana neyin nasıl olduğunu anlamadım. O koskoca bir imparatorluk olarak gördüğüm şirketim yok oldu gitti.'' Ben tekrar o eski yola tevesül etmedim. Ailemi kaybettiğimden ve borcum da olmadığından tekrar eski günlere dönmeye de çalışmadım. Şimdi otobüs firmasında çalışıyorum. Otogarda bilet gişesindeyim. Ara ara eski zamanları özlesem de geri dönmek için bir arzum ya da çabam olmuyor. Okuduysanız hikayemi sağ olun.